Hem geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde de siyaset yapmış bir isimsiniz. Bugün Zafer Partisi kurmayı olarak bir baş danışmanlık görevinde bulunan biri olarak. Önce bir yorum rica edelim. Türkiye'nin duydukları, az önce kayda geçenler, hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Özdağ'ın söyledikleri ve 7 maddelik mutabakat. Ne anlamalı Türkiye sizin tarifinizle? Tabii burada çok zorlu fakat başarılı bir süreç yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özdağ arasında. Bunun neticesinde sizin de demin sıraladığınız ilkeler üzerinde mutabakata varıldı. Bunlar Zafer Partisi'nin öteden beri savunduğu ilkeleri yansıtıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunları benimsemesi, bir ortak mutabakatın altına imza atması Türk siyasetini bugün bambaşka bir yere taşımıştır. Düne kadar bozulan moraller birdenbire yerini büyük bir umuda bıraktı. Türk siyasetinde bir dönüm noktasını oluşturdu ve şu anda ikinci tura çok daha büyük bir özgüvenle, kararlılıkla ve başarıyı yakalama umudunun iyice yükseldiği bir ruh haliyle gidiyoruz. Bütün ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Göç meselesi, sığınmacılar meselesi. Türkiye artık bunu milli güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Son birkaç yıldır birçok ankette ilk sırada. Ekonomi ne kadar konuşuluyorsa, bir oy gerekçesi ise belki aynı derecede sığınmacılar politikasında gündeme geldiğini görüyoruz. İkinci turda da ana belirleyici unsur ve varılan mutabakatta da en öne çıkan unsur bu kuşkusuz. Dolayısıyla bunun da düzenlenmesi çeşitli bakanlıklar aracılığıyla olacak. Sayın Özdağ'ın İçişleri Bakanı olarak göndereceğim, merak etmeyin gençler şeklinde bir mesaj paylaşması da yankı uyandırdı. Mutabakat metninde herhangi bir adım göremedik. Bir baş danışmanlık görevindesiniz. Doğrulayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben sormak durumundayım bunu canlı yayında. Bakanlık konusunda bir uzlaşı var mı? Varsa hangi bakanlıklar? Şimdi ben bunu maalesef sizin yayınınızda bu konuyla ilgili bir bilgi verme noktasında değilim. Peki. Zaman içerisinde, süreç içerisinde bu ortaya çıkacaktır. Yalnız demin söylediğiniz çok önemli. Tekrar onu vurgulamakta, hatırlatmakta fayda var. Bu artık ikinci tur bir referandum haline almıştır. Bu sıkça dile getiriliyor ama neyin referandumu olduğu konusunun iyice somutlaştırılması lazım. Bu ikinci tur seçim kaçak ve sığınmacıların ülkelerine uğurlanması konusunda yapılıyor. Yani gitsinler diyenlerle kalsınlar diyenler arasında geçecek bir referandumdur. Bu Türkiye'de hangi siyasi görüşten olursa olsun bir milli mesele varsa herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu konudur. HDP'sinden MHP'sine, AKP'sinden İYİ Partisi'ne, CHP'sine, bütün seçmenlerinin, tabanlarının, kamuoyu yoklamalarında, anketlerinde çok büyük bir farkla en yüksek çıkan konu bu. Gönderilmesi gerekiyor. Ve bu Zafer Partisi'nin ve başlangıçta Ata İttifakı'nın bu seçimlere ve Türk siyasetine taşıdığı, damgasını vurduğu, bunu gündeme oturttuğu bir konudur. Anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu da bunu yansıtıyor ve bu konu üzerinde mutabık kalınmıştır. Artık gitsinler mi, kalsınlar mı referandumu yaşayacağız? Cumhur İttifakı'na baktığınızda Sayın Erdoğan'ın açıklamaları var. Gönüllü gidilsin. İşte kardeşlerimizdir. İçişleri Bakanı'nın bu konuda beyanları var. Dışişleri Bakanı'nın beyanları var. Kendisi bunun bir iş gücü olarak burada kalmaya devam etmelerini istiyor. Babam çoban bulamıyor bahanesiyle Türkiye'ye milyonlarca kaçak ve sığınmacının gelmesini ve kalmasını olumlu gösteriyor. Ekonomik ucuz iş gücü olarak gösteriyor. Diğer taraftan işsizliğimiz tavan yapmış durumda. Dolayısıyla bir tek Millet İttifakı tarafı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, daha doğrusu düzeltiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun
ikinci tur adayı olarak gitsinler kampında yer aldığı, Sayın Erdoğan'ın kalsınlar kampında yer aldığı bir referandum seçimine gidiyoruz. Bunu hatırlatmakta fayda var. Son soru Uygar Bey. Sayın Oğan'ın Ata İttifakı'nın ilk turda desteklediği adayın %5,2, Ata İttifakı'nın ana omurgasını oluşturan Zafer Partisi'nin ise %2,2'den biraz fazla oyu var. Dolayısıyla Sayın Oğan'ın oyunun yarısının Ata İttifakı'nın ana omurgasını oluşturan Zafer Partisi'nden geldiği varsayımı vardı hep. 2,2, 2,5, 2,5'luk oranıyla. Şimdi bir kısım vatandaş şunu sormamı istiyor. Tamamını getirebilecek mi Zafer Partisi? Altında yorum görüyorum Zafer Partileri tarafından, yanıtlar görüyorum bu tartışmada. Diyorlar ki merak etmeyin, %5'in de tamamı gelecek. Uygar Bey bu iddiayı paylaşıyor mu? Daha ötesine. %5'lik oy ve partinin aldığı %2,2'lik oy aslında gerçek oy potansiyelini de yansıtmıyordu. Unutmayalım, pek çok seçmen birinci turda bildiğimiz klasik oyun boşa gitmesin. Normalde çok seviyorum, normalde onlara oy vereceğim ama işte ikinci tura kalamaz ve benzeri endişelerle oyunu bizim yönümüzde kullanacağı halde kullanmamazlık ettiği oldu. Ama ikinci turda böyle bir durum yok şimdi. Üstelik kendisini de kıt imkanlar yüzünden yeterince duyuramamıştı da ayrıca kampanya döneminde. Şimdi ise bütün gündem buna kilitlenmiş vaziyette. Zafer Partisi'ne ve Sayın Özdağ'a kilitlenmiş vaziyette ve Sayın Kılıçdaroğlu ile aralarında vardıkları mutabakata kilitlenmiş vaziyette. Yani burada seçmen gönül rahatlığıyla, bizim seçmenimiz gönül rahatlığıyla birinci turda sandığa gitmeyen, gidip de oyun boşa gitmesi diye başka yere verenler dahil olmak üzere %5'in çok daha fazlasını buraya taşıyacaktır. Ve başka bir şeye de ihtiyaç bırakmayacaktır. Bundan emin olabilir herkes. Peki, önemli bir iddia beyanı. %5'ten fazlasını da taşıyacağız diyor Uygar Aktan. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun.